Bugün özellikle Zaniolo transferiyle çok dikkat çeken Galatasaray Rebuild'ı yapacağız. Yeni transferleriyle birlikte Ocak transfer döneminden sonra Galatasaray ile ilgili herhangi bir içerik çıkarmamıştık. İşte Galatasaray'ın mevcut varsayılan kadrosu ve bu sene transfer bütçesi başlangıçta 29 milyon euro. Öncelikle bu videonun sponsoru Yemek Sepeti'ne çok teşekkür ediyorum. Yemek Sepeti'nde 7/24 istediğiniz restoranlardan istediğiniz yemeği sipariş edebilirsiniz. Gelin sizlerle bugün Yemek Sepeti'nden yemek sipariş edelim. Öncelikle yemek kısmına tıkladık. Karşımıza Joker indirimleri geldi. Bu gördüğünüz restorandan 15 dakika içerisinde yemek sipariş edersek yukarıdaki indirimlerden yararlanabiliyoruz. Joker indirimlerini geçtikten sonra en üst kısımda indirim ve kampanyalar var. Size uygun indirim ve kampanyayı buradan seçip kullanabilirsiniz dilediğinizce. Yine bununla birlikte daha önce sipariş verdiğiniz bir restorandan sipariş vermek istiyorsanız önceki siparişlerimden yararlanabilirsiniz. Ben siparişimi oluşturdum, beklemeye başlıyorum. Sizler için de hem açıklama hem yorum kısmında link bırakıyorum. O linklerden girip yemek siparişi edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Bu bütçeyle birlikte ilk olarak yapacağımız şey Icardi'nin bonservisini almak. 14 milyon euroluk bir piyasa değeri var. 14 milyon euro teklif ediyorum. Ve Icardi Galatasaray'da. Şimdi bu takımda Zaniolo merkez forvette kalacak. Hatta Zaniolo'nun 6 hafta sonra 81 olması gibi bir durum da var. Mertens'e ne yapacak? Belli değil. Ya Mertens ofansif orta saha gözüküyor ama merkez forvet de oynayabilir. 29 haftaymış gerçi. Başka mevkiye de kolay kolay çekilmiyor. Hani bir ihtimal sağ kanat deneyebiliriz Mertens'i. Sağ kanat için de asıl istediğim oyuncu Yusuf Demir. Onu da ilk yıl kiralayalım diye düşünüyorum. Bir de Mertens de maaşında birazcık indirime gitmesini istedik, talep ettik. Maaşları 70 binin altına çekmeye çalışacağım. Bence 70 bin biraz yüksek bir sınır. Yine oyuncuların serbest kalma bedeli olanların serbest kalma bedellerini kaldıracağız. Yine bonservisini alacağımız bir futbolcu daha var. Kaan Ayhan için Sassuolo ile görüşüyoruz. Piyasa değeri çok yüksek değil. 2,2 milyon euro teklif ettim. Barış Alper Yılmaz'ı şu an için takasla düşünmüyorum. 2.368. Yunus Akgün için Atalanta'dan kiralama teklifi geldi. Genellikle oyuncuları bir yıllığına kiralamayı deneyeceğim gençleri. Berkan Kutlu'yu Watford istiyor. Burada maksimum piyasa değerini görebiliriz. 2.6 milyon euro dedim. 2,4 dediler. 2,5 milyon euro ve Watford'la anlaştık. Orta sahada Missio çok fazla kullanılabilen bir isim değil. En azından overall olarak diğerlerinden çok daha düşük. O yüzden Missio'yu bu takımdan göndereceğiz. 6 milyon euroluk bir bonservis denedim, kabul etmediler. 5,8 milyon yine olmadı ve gerginlik artmaya başladı. 5,3 milyon euro dedim. %4 pay koydular. Ya teklifi birazcık yükseltmeleri lazım. 5,2. Özgür Baran Aksakay'ı Cremonese istiyor kiralık olarak. Ve Berkan Kutlu satışıyla satışlara başladık. Mitsu Valencia'da 5,2 milyon euro karşılığında. Bu arada Torreira'nın mevkisini değiştireceğim. Orta saha yapacağım. 53 hafta sürüyor orta saha olması. Emre Taşdemir'i Hull City istiyor. Sasha Boye'ye teklif geldi. Sasha gitmeyecek. Yunus Akgün'ü bir yıllığına Atalanta'ya kiralık olarak gönderdik. Emre Taşdemir'e bir teklif daha geldi. Coventry City'den bu sefer. Özgür Baran Aksak'a Cremonese de. Yusuf Demir'i Aston Villa kiralık olarak istiyor. Emre Taşdemir Hull City'de. Emin Bayram için kiralık teklifi var Antalyaspor'dan. Kazım Can Karataş'ı Gent istiyor bir yıllığına. Gençler kiralık olarak gelişebilecekleri takımlara gidecekler. Yusuf Demir Aston Villa'da. Emin Bayram Antalyaspor'la anlaştı. Bir yandan Kazım Can Karataş da Gent'te. Pozisyonda sağ orta saha sağ kanat olacak. Sisteme daha iyi adapte olabilmeleri için futbolcuların. Daha önce muhakkak adı geçmişti Mert Müldür'ün Galatasaray'la. Ben oyunda 2,6 milyon euro karşılığında onu getiriyorum. Açıkçası sol bek için çok yetenekli bir isim getirmek istiyorum. Burada takasta da Dubois'ı verip üstüne şöyle 18 milyon euro teklif etsek anlaştık. Hamza'yı takman için Paris Futbol Club'dan teklif geldi kiralama. Hamza'yı da kiralık olarak gönderdik. Ve böylelikle Galatasaray'da bu sene transfer bitti. Daha çok oyuncularımızı kiraladığımız bir sene oldu denilebilir. Tabi bir an önce oyuncuların yeni mevkilerine alışmasını istiyorum.
bekliyorum. Mertens'in, Zaniolo'nun, Torreira'nın. Bu adamların pozisyon değişikliklerini bekleyeceğiz. Sezon başı itibariyle Galatasaray'da her şey hazır. Bu arada Zaniolo merkez forvette kalacak. Mertens de sağ kanada çekilecek. An itibariyle Mertens sağ kanat. İlk sene sonumuz Galatasaray Süper Lig'de 87 puanla şampiyon. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 7-2'lik Ümraniye galibiyeti, 6-3'le Karagümrük'ü geçtik, 5-3 dedik. Deplasman golleriyle Fenerbahçe'yi yendik ve şampiyon Galatasaray burada da. UEFA'da Süper Kupa Real Madrid, Şampiyonlar Ligi Manchester City, Avrupa Ligi'ni Tottenham kazandı ve Konferans Ligi'nde zafer West Ham United'ın. Sene sonu itibariyle şöyle takımı göstereyim sizlere. Özellikle Zaniolo'nun 84'ü var bu sene. Icardi 80 oldu. Sağ kanatta Mertens de herhalde çok fazla forma şansı bulmuştur diye düşünüyorum. Bir yandan Torreira'daki pozisyon değişikliği ne kadar kaldı diye bakmak istedim. 28 hafta. Oyunculardaki gelişimlere bakacak olursak Jankat'la yollar ayrılıyor. Yeni takımı var artık onun. Bir yandan Okan Kocuk artı 2 dedi. Muslera emekli olana kadar Galatasaray'da yer alacak. Luka Dean'in artı 1'i vardı. Önümüzdeki sene 84'leri zorlarsa benim için yeterlidir kesinlikle. Şöyle diğer isimlerin gelişimlerini de göstereyim. Nelson 80 oldu. Onun yanına çok daha iyi bir stoper gerekiyor bence. Sağ bekte Mert Müldür artı 1. Sasha Boy artı 4 gelişti. Torreira'nın artı 2'si vardı. Özgür Baran Aksak'a kiralandığı kulüpte artı 3 gelişti. Kerem artı 4 dedi bu sene. Hamza artı 4 dedi. Juan Mata yeni sezonda takımda olmayacak muhtemelen. Barış Alper'in artı 3'ü vardı. Mertens de yeni kontrat imzalayacağız. Sözleşmesi bir ay kaldı. Eksi 4 düşmesine rağmen. Sağ kanatta beklediğim gelişimleri ne Yunus Akgün ne de Yusuf Demir gerçekleştirebildi. İşte Zaniolo'da artı 4 vardı. Gomis eksi 5'te futbolu bırakıyor. Mustafa Muhammed de geri dönecek. Performans anlamında Icardi ve Zaniolo bambaşka seviyelerdeler. Mertens, Oliveira, Kerem, Nelson diye de liste devam ediyor. An itibariyle en değerli oyuncu Zaniolo. Hemen Mertens de yeni kontrat. Bir yandan sene sonu yaklaşık 5 milyon euroluk zarar elde edildi. Takımda en fazla formayı Zaniolo sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu görüntüde. Süper Lig'de bu sene kral Icardi, ikinci Zaniolo, asist kralı Gavranovic ve Icardi. Gol yenmeyen maç sayısında ise Muslera 1. Galatasaray'la yeni sezona başlıyoruz. Bu sene 41 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Öncelikle Yusuf Demir'i yine kiralamayı deneyeceğiz. Serbest kalma bedeliyle piyasa değeri neredeyse çok eşitlenmeye başlamış. Bir yandan Patrick Van Aanholt'a da teklif geldi. Alaves'e gidecek 3 milyon euroya yaklaşık. Genç oyuncuları kiralamaya devam edeceğiz. Özgür Baran Aksak'a Watford'la görüşüyor. Yine Emin Bayram'a kiralama teklifi geldi Norwich City'den. Ve Patrick Van Aanholt Deportivo Alaves'te. Şampiyonlar Ligi düşünüldüğünde sol stopere ihtiyacımız var. O isim de marka olacak. 25 milyon euro teklif ettim. 32.5 istediler. Hadi pay kalsın. Ya Marka'yı belki satmayız diye düşünüyorum. 30 milyon euro karşılığında yeni sol stoperimiz. Christian Luyendama'ya teklif geldi. 2 milyon euro Kopenhag'dan. Umarım maaş konusunda anlaşabilirler. Yusuf Demir Valencia'da 1 yıllığına. Hamza Akman'a da bu arada kiralama teklifi var. Sheffield United'dan geldi o da. Oyuncu gitsin diye seçenekleri değerlendiriyoruz. Christian Luyendama Kopenhag'da. Emin Bayram Norwich City ile anlaştı. Ve Özgür Baran Aksak'a an itibariyle Watford'da. Ve Matias Ross'u satacağız. Burada yetki kullanıyorum. Takas istemiyorum. Bize normal bir teklif yapsınlar. Yunus Akgün'ü bir yıl daha kiralayacağız. Teklif Nis'ten geldi. Çok teklif var bu arada. Mert Müldür gitmeyecek. Matias Ross için 2.250 uygundur. Taylan'a 2.8 milyon euro Huesca'dan. Kazımcan Karataş'a Amerika'dan teklif var. Kerem satılmayacak. Matias Ross için bir teklif daha geldi Bochum'dan. Ve diğer kulüple anlaşsın. Teklifleri daha yüksekti. Şimdi Hamza Yiğit Akman kiralandı. Matias Ross Coventry City'de. Taylan Antalyalı Huesca'ya gitti. Kazımcan Karataş Orlando City ile anlaşmadı. Bu arada çok önemli bir teklif var. Sergio Oliveira'yı Brentford istiyor. Açıkçası yeni bir orta saha transferi istiyorum. Oliveira'nın yaşı 31 şu an. O gitsin birazcık daha genç bir oyuncu gelsin. 32.2 milyon euro. Emre Kılınç'a da teklif var.
Empoli'den. Batuhan Şen'i de istiyorlar. Lech Poznan 2.4 milyon euroluk teklif var. Oliveira Brentford'la anlaştı. Şu an elimizde inanılmaz bir transfer bütçesi oluştu. Devam ediyoruz Yunus Akgün liste. Emre Kılınç'a bir teklif daha var. Çünkü Empoli reddetmiş oyuncu. Trabzon'a gidebilir. Batuhan Şen de Lech Poznan'la anlaşmadı. Emre Kılınç an itibariyle Trabzon'da. Kazımcan Karataş için Gaziantep'ten teklif var. Orlando'yu kabul etmemişti ama Gaziantep'e gidebilir. Elimizdeki bütçe 59 milyon euro. Hadi yıldız bir orta saha transferi. Evet, o transferi Inter'de buldum. Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a getireceğiz. Kontratı 12 ay içinde bitiyormuş. 40 milyon euro karşılığında yeni orta sahamız. Oyun başlangıcında yüzünü hiç yapmamışlardı da güncellemelerle birlikte Hakan Çalhanoğlu'nun FIFA 23'te inanılmaz bir yüz değişimi var. Batuhan Şen için Belçika'dan teklif var. Orta sahaya bir de rotasyon transferi yapacağız. Berat Özdemir 25 yaşında, 74'ken de rotasyonu genişletmem lazım. Çok fazla oyuncu kiralık olarak gönderdik. Bir yandan Kazımcan Karataş satıldı, Gaziantep'le anlaştı. Batuhan yine gitmedi. Bir de kanat rotasyonuna kiralık bir isim getireceğim. Facundo Pellistri. Hani bir yıllığına gelsin, belki devre arasına kadar takımı geri çağırabilir oynayamazsa eğer. Forma şansı bulabileceğini ben düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta Hajduk Split. Bence bu sene Şampiyonlar Ligi'nden çıkabilecek de bir kadromuz var. İlk maç 2-0. Bir yandan da Facundo Pellistri bir yıllığına Galatasaray'da. Bu arada Lucas Torreira'nın mevkisi değişti. O artık orta saha. Barış Alper Yılmaz'ı da sağ kanat yapıyoruz. Rövanş günü geldi. Galatasaray mı? Hajduk Split mi? Şampiyonlar Ligi'ne kim gidiyor? Tabii ki de biz gidiyoruz. Zaniolo ve Torreira. An itibariyle Galatasaray'da transferin tamamlandığını sizlerle paylaşabilirim. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde ise Dortmund, Ajax, Celtic. Burada liderliği bile zorlayabileceğimizi ben düşünüyorum. Tabii her türlü sonuca da açık olmak lazım. B grubunda 3. olduk 8 puanla. Bunu tahmin ettim. Böyle bir şeyle karşılaşabileceğimizi ben düşündüm ya. Ama liderlikte bekliyordum açıkçası. Leicester City ile Avrupa Ligi'nde ön eleme oynayacağız. Tabii artık rota tamamen Avrupa Ligi'ne çevrildi. Ve İngiltere'de ilk maç 1-1. Galatasaray mı, Leicester mı? Kim gidiyor bir sonraki tura? Leicester City gidiyor. İki maçta da daha iyi oynadık. Icardi penaltı kaçırdı. Ya bunlar birleşince yazık oldu abi. Çok yazık oldu. İkinci sene sonu Fenerbahçe 83 puanla şampiyon. Galatasaray 80 puan toplayabildi. Türkiye Kupası'na geldiğimizde ise 6-3'lük Ankaragücü galibiyeti. 5-1 dedik sonra. 3-0 derken finalde Fenerbahçe'yi yenip kupayı aldık. Avrupa'da ise Süper Kupa, City, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ismi var. Avrupa Ligi bu sene Aston Villa, Konferans Ligi ise Olympique Lyon'un. Açıkçası şu kadroyla başarısız olduğumuz bir sene desek yeridir. Yeni sezonda Muslera'dan daha yetenekli bir kaleci getireceğim. Muslera da gerekirse yedek kaleci olacak. Onu da belirteyim. Yine şöyle gelişimlerde sol bekte Luka Dean 83 dedi. Abi adam 84'ü bir şekilde zorlamalı diyorum. 25 haftası görünüyor. Defansta Nelson artı 3, Marka artı 2 gelişti. Marka'nın antrenmanını değiştirdim. 19 hafta sonra 83 olacak. Yine diğer oyunculara baktığımızda artı 4 vardı. Sasha Boy sağ bekte inanılmaz gelişmeye devam ediyor. Kerem'in artı 2'si, Hakan'ın artı 1'i, Torreira'nın artı 2'si vardı. Kiralık giden oyuncular iyi gelişmiş gibi görünüyorlar. Mertens'le yeni sezon devam etmeyeceğiz. Oyuncu Celtic'le anlaştı kontratı biterken. İyi bir sağ kanat almam gerekiyor gibi duruyor. Pellistri artı 3 gelişmiş bu arada tek yılda. Yine Yusuf Demir artı 3'te 76'yı buldu Valencia'da. Yunus Akgün'ün gelişimi de hiç fena değildi. Zaniolo artı 2 dedi. Icardi artı 3 dedi. Performanslarda da Icardi yine çok ön plandaydı. Zaniolo, Kerem, Torreira, Mertens diye liste devam ediyor. En değerli oyuncu ise Zaniolo. Sezon sonu 49 milyon euro cash. En fazla Zaniolo'nun forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de ise Icardi gol kralı, Zaniolo ikinci. Asist kralı Gezal oldu. Kerem bizden üçüncü. Gol yenmeyen maç sayısında ise Muslera 4. Yeni sezona başlıyoruz. Bütçe 55 milyon euro. Yıldızlar gelmeye devam edecek bu takıma. Portekizli bir kaleci istiyorum. Lazio'da Luis Maximiano 25 yaş 82 gen %5 payı kalabilir. 35.1 yeni teklifim. Şimdi sene başı Berat Özdemir'e gelen teklifle başlıyoruz. Sporting'de görüşeceğiz. Yola Özgür Baran Aksakay'la devam edeceğiz rotasyonda. 8 milyon euro istedim. 7 milyon euro %1 pay. 7.7 %1 pay. Ve
Berat Özdemir Sporting'de. Hamza Akman'a kiralama teklifi geldi. Twente ile görüşüyoruz. Hatta şöyle yapacağız. Özgür Baran Aksakan'ın pozisyonunu da değiştirmek istiyorum. 2 haftada orta saha olabiliyor. Hamza Akman Twente'de. Bir tane Zaniolo'nun arkasına genç bir isim getirmek istiyorum. Mboku. 76 geldi. Abdülkerim Bardakçı takasta istediler. Yok abi, teklifi 12.6 yapalım. 14.6 ile devam ettiler. Anlaştık. Yunus Akgün'ü yine kiralayacağız. Bu sefer Wolfsburg istiyor. 2 yıl dediler. 2 yıl çok. Villarreal'den de teklif geldi aynı zamanda Yunus için. Batuhan Şen artık gitmeli. West Bromwich'te de ben anlaşacağını düşünüyorum. Bir yandan Barış Alper Yılmaz da takımdan ayrılmak üzere. Gelin önce pozisyon değişikliği yapalım. Özgür Baran Aksak'a orta saha. 71 oldu. 2 hafta sonra da 72 olacak. Batuhan Şen ve West Brom işte anlaştı. Hemen bakıyoruz. Barış Alper Yılmaz Elşe'de. Yunus Akgün ise 1 yılına Villarreal'e gitti. Sol orta sahada Kerem'in arkasına transfer yapacağız rotasyona. Luka Oyun Genk'te oynuyor. Payda verdik. O şekilde anlaşıyoruz. Transfer ise Galatasaray'da bitti. Şöyle sizlere 11'i göstereyim. Bu sene Yusuf Demir'i sağ kanatta deneyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde eleme turunda Midtjylland'la oynayacağız. Geçen sene istediklerimizi başaramayınca bu sene önemli bir kaleci aldık. Bakalım ne olacak. 5-1. Çok rahat bir galibiyet. Rövanş günü. Zorlanacağımızı zannetmiyorum. 2-0 daha dedik. Toplamda 7-1. Playoff'ta ise Marsilya Galatasaray. Aynı anda iki Türk takımıyla Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalimiz var. Fenerbahçe ilk maçını kazanmış. Öyle gördük derken 3-1'lik galibiyet Zaniolo ve Icardi. Zaniolo'nun simülasyon performansı gerçekten çok iyi. Adım adım Şampiyonlar Ligi'ne kendimizde 1-1 yetti. Şampiyonlar Ligi E grubu Chelsea, Sevilla, Celtic. Geçen seneyle neredeyse aynı seviyede bir gruptayız bence. Hatta o seviyeden bir tık daha güçlü bir grup. E grubunda 10 puan ve ikincilik geldi bu sene. Son 16'da da Tottenham'la oynuyoruz. Yalnız şurası tam olarak Avrupa Ligi seviyesinde bir kura. Bütün maçları kastediyorum. Diğer tarafta Barça, Paris Saint-Germain, Liverpool, Bayern. En iyi takımlar birbirlerini eleyecekler. Yolumuz açık olabilir. Ve rakip öncelikle Tottenham. İç sahada. Kazanabilir miyiz? Hayır. 2-1 kaybettik. Ve geldik son 16 rövanş gününe. Kane mi yoksa Icardi mi? Derken 2-0 Icardi ve Mustafa Muhammed'le çeyrek finaldeyiz. Zor olanı başardık. Bu sene inanılmaz kolay kurallarla finale gitme ihtimalimiz var. Çeyrek finalde Benfica ile oynuyoruz. Bu ihtimal dahilinde final yapabilecek miyiz? 1-0 kazandık kendi evimizde Mustafa Muhammed. Rövanşa geldik Portekiz'de. Bitirin bu işi. 2-0 yine Mustafa Muhammed attı sonradan oyuna girip. Neler yapıyor neler. Ve yarı finale geldiğimizde rakip Atletico Madrid. Leipzig'in gelmesini tercih ederdim. Ama Atletico'yu çıkıp yeneceğiz. Başka şansımız var mı? Yok. İlk maç 1-1. İç sahada final isteyen bir Galatasaray. Sonuç 1-0 kaybettik. Jonathan David 16'da attı. Elendik. Sezon sonu 91 puan Galatasaray şampiyon. Türkiye Kupası'na geldiğimizde 7-1'lik Sivas galibiyeti sonrasında Trabzon'u yendik. Beşiktaş'ı eledik. Penaltılarla şampiyon Galatasaray. Avrupa'da ise Süper Kupa Atletico'nun Şampiyonlar Ligi'ni bu sene Paris Saint Germain kazandı. Avrupa Ligi Manchester City. Konferans Ligi ise PSV'nin. Sene sonu itibariyle takım kadrosu görüntüde Yusuf Demir 80'e ulaştı. Seneye daha iyi bir kanat oyuncusu belki bakabiliriz. Bu arada Maximiano 2 hafta sonra 84 olacak. Muslera -4 daha düştü. Seneye ben emekli olmasını bekliyorum ama belli de olmaz. Luka Dean'in artı ikisi vardı. Stoperlerin ikisi de kendisini 84'e ulaştırdı. Sasha Boy'in artı ikisi vardı. Seneye acaba ne kadarlık bir bütçe gelecek de bu takımı mevcut bölgelerinde daha yetenekli futbolcularla tanıştıracağız. Devam ediyorum. Özgür Baran Aksakan'ın bu sene artı altısı vardı. Önemli bir rotasyon oyuncusu olacak. Hamza Yitakman artı iki gelişti kiralık gitti kulüpte. Yusuf Demir 80 oldu. Zaniolo artı 3 dedi. Mboku da artı 3 demiş. Icardi'nin de artı biri vardı. Yakında Icardi'nin düşüş göstermesini bekliyorum. O yüzden forvet planlaması yapmak zorundayız. Zaniolo takımın bu sene en iyisiydi. Icardi, Kerem, Muhammed diye de devam ediyor liste. Şöyle de en değerli oyuncuyu göstereyim. Nicolo Zaniolo. Sene sonu 78 milyon euro cash. En fazla Zaniolo'nun forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan ligde gol kralı Zaniolo. Serdar Dursun da ikinci olmuş. Kerem Aktürkoğlu asist kralı. Gol yemeyen maç sayısında Maximiano 5. Biraz geride kalmış kalecimiz.
Yeni sezon Galatasaray'da başlıyor. 76 milyon euro bütçemiz var. Öncelikle stopere bir tane daha kalburüstü bir oyuncu getireceğiz. Jose Maria Jimenez. Satış payını kaldırdım, 51.4. Serbestten kanat rotasyonunda kullanabileceğimiz bir isim Hakim Ziyech. Artık o serbest de 32 yaşına gelmiş. 2 yıllığına da Galatasaray'da forma giyecektir diye düşünüyorum. Önerilen maaştan çok daha düşüğünü teklif edip anlaştık. Evet, bu sene önemli bir satış yapacağız. Feyenoord istiyor. Icardi artık bu takımdan gidecek. Gen düşmeye başlama ihtimaline karşı Icardi'yi gönderip daha genç forvet alma planım var. Tabi bu bağlamda sonraki satıştan payı kaldırdım. Yaklaşık 65 milyon euro. Bir yandan Hamza Akman'ı Vitoria istiyor. Orta sahada da yeterince rotasyon sağladığımızı düşünüyorum. 4.4 milyon euro istedim kulüpten. Bir de Yunus Akgün'e Benfica'dan teklif geldi. 19.7 geri dönüşüm. Yunus Akgün'ü daha önce Beşiktaş'ta istemişti ama rakip oyuncu satmak istemiyorum. Şimdi giden bir isim var. Icardi Feyenoord'da. Yunus Akgün'ü de Benfica'ya sattık. Forvet'e karar verdim. Bayern Münih'ten Tammy Abraham'ı getireceğiz. 27 yaş, 86 gen. İstedikleri ücreti şu an karşılayabileceğimizi zannetmiyorum ama 90 milyon euroya çıktık. An itibariyle Galatasaray bu senenin transferini de bitirdi. Ciddi bir değişim gerçekleşti denilebilir forvette. Ve planlanan 11. Yeni sezon için her şey hazır. Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta rakip Lech Poznan. Bu takımın rahat rahat çıkıp Lech Poznan'ı elemesi lazım. 1-0 Torreira. Kendi evimizdeki Lech Poznan maçındayız. Rövanşta 3-0, toplamda 4-0 ile Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Evet, geldik Şampiyonlar Ligi'ne. D grubu Atalanta, Bilbao, Slavia Prag. Bence artık liderlik zamanı. Beklenen oldu. D grubunda lider Galatasaray. Sonun 6'da Arsenal'la oynayacağız. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyi takımlar var geçtiğimiz seneyi düşündüğümüzde. O sene bu sene olacak mı? Arsenal mı, Galatasaray mı? Deplasmandayız. 3-0. Rövanşa geldik. Tur atlamak istiyoruz. 2-1 kaybetsek de çeyrek finaldeyiz. Yine çeyrek finalde iyi kura denilebilir. Athletic Bilbao ile oynayacağız. Ya tabi belli olmaz. Openda'yı almışlar forvetlerine. İyi isimler var. Göze çarpan isimler var. 3-1 kazandık. İstanbul'da bu işi bitirme zamanı. 2-0 daha. Yarı finale geldik. Rakip Leipzig. Yine bence elenebilecek bir kura. İlk maç 1-1 bitti. Kritik bir sonuç. Biz daha iyi oynadık. Rövanşta kazanacağız. Bu takım çok net finali istiyor. Rövanş Almanya'da. 3-1 Torreira Abraham. Finaldeyiz. Bu sene açıkçası lig bizim için çok daha zorlu geçti. 13 tane beraberlik aldık. 4. olabildik 67 puanla. Türkiye Kupası'na geldiğimizde son 16'da 4-2'lik galibiyet sonrası çeyrek finalde Ümraniyespor bizi eledi. Bu sene Süper Kupa'yı City kazanmış. Şampiyonlar Ligi finalinde rakip City. Yenersek eğer Süper Kupa'da Paris Saint Germain'le oynayacağız. Avrupa Konferans Ligi ise Newcastle United'ın. Sene sonu takım görüntüde. Zaten gelişimleri onları çok yakından gördüğümüz için hızlıca geçeceğim. Artı 3'ümüz vardı burada, dikkat çekici bir Luka Dean'den. Onun dışında artı 3 var mıydı? Yusuf Demir'den bir artı 3 daha geldi. Zaniolo'nun artı 2'si. Önemli bir gelişimdi bence. Performanslarda Zaniolo, Abraham, Kerem, Torreira ön plana çıkan isimlerdi bu sene. En değerli oyuncu ise Nicolo Zaniolo. Sene sonu 142 milyon euro cash. Bu sene en fazla Zaniolo'nun forması satıldı. Şöyle gelir gider tablosu görüntüde. Krallıklara geldiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde Abraham'ın hat-trick'e ihtiyacı var. Asist krallığında Ziyech ikinci. Golemya maç sayısında bizim kaleci lider. Süper Lig'de ise Maximiano 4. Asist kralı Kerem Aktürkoğlu. Zaniolo gol kralı. An itibariyle City Galatasaray finali başlıyor. Sasha Boy ile geliyoruz. Sasha Boy defansın arkasına. Zaniolo topun dibine girdi Ederson. Hızlandı. Yusuf verdi. Tammy Abraham. Pas. Vuruş. Kaleci Ederson. Bu arada Haaland'a geldi o. Gimenez'den büyük hata geldi. Haaland. Haaland getiriyor marka son anda. Kerem. Tammy Abraham. Abraham'dan Zaniolo'ya. Zaniolo. Out. Hakan gitti aldı. Hakan Çalhanoğlu. Hakan oradan kaleyi düşündü, out. Sağ tarafta Sasha var. İyi top. Yusuf Demir. Zaniolo'ya geldi Ederson. Hakan ortayı yaptı. Kafa vuruşu korner. Hakan orta. Kafa ve Tammy Abraham. 1-0. Bir anda Foden'in önünde son anda Sasha Boy. Kerem'den Zaniolo'nun koşu yoluna. Zaniolo aldı. Zaniolo geçti. Zaniolo vurdu. 2 oldu. Dakika 45. Szoboszlai ve 2-1. Kaleciden bence büyük bir hata.
Nicolo, Zaniolo. Zaniolo çekti. Zaniolo Abraham'ın önüne geldi. Abraham. Komik Szoboszlai. Szoboszlai. Szoboszlai Maximiano. Bu arada etkili geldiler. Erling Haaland. 2-2. Uzun top Yusuf Demir'e. Yusuf Demir. İyi kontrol. Yusuf Demir şimdi çekti. Zaniolo. Yusuf Demir'e. Yusuf Demir. Yusuf verdi pası Zaniolo. Defans. Haaland. Etkili top. Szoboszlai. Marka. Maximiano son anda. Stefan Bergwijn. Orta. Korner. Tek başına kontra şansı şimdi. Yusuf Demir. Çekti. Yusuf Demir. İçe kat ediyor Yusuf Demir. Yusuf getirdi. Yusuf vurdu. Ederson ayağıyla çıkardı. Hakan. Orta. Kafa vuruşu Ederson. Dönen top. Tabore. Torreira aldı. Torreira verdi pası. Kerem Aktürkoğlu. Açı dar Ederson. Foden iyi aldı önüne. Foden getiriyor. Marka son anda. Uzatmalara gidiyoruz. Maç bitti. Torreira getiriyor. Torreira Zaniolo'nun koşu yoluna. Zaniolo kaçırdı. Jack Grealish de City etkili geldi. Grealish döndü. Orta. Marka. O nasıl bir hata? Ciddi olamazsın ya. Zaniolo. Mustafa Muhammed döndü vurdu Ederson. Hakan'dan çok iyi top. Zaniolo. Şimdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed açı çok dar. Mustafa Muhammed. 120 artı 1'de 3-3 oldu. Penaltılara gidiyoruz. Bitti maç. Penaltılar. Dominik Szoboszlai'la City başladı. Maximiano. Hakan hadi at. 1-0 başlayalım. Kaçırdı Hakan da. Sergio Gomez topun başında. Mustafa Muhammed geldi. Mustafa Muhammed o da kaçırdı. Erling Haaland. 2-0. Yusuf Demir topun başında. Yusuf Demir 2-1. Foden geldi. Foden kaçırdı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu 2-2. Gallagher. Gallagher. O da kaçırdı Maximiano. Lukadin at bitir şunu. Lukadin attı bitirdi. Penaltılarda kazandık. Ve evet kaptan geldi Hakan Çalhanoğlu. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Galatasaray. Sırada Süper Kupa var. Rakip Paris Saint Germain. Ve iki tane cezalımız var bugün. Hakan Çalhanoğlu ve Marka yok. Şöyle yapacağız. Ziye'yi orta sahaya atıyorum. Nelson da stoperde görev alacak. Bir de formaları değiştireyim. Her şey tamam gibi duruyor. Başlıyoruz. Zaniolo soldan çok etkili geldik. Zaniolo vurdu. Defans kaleci. Ne oldu orada? Yusuf Demir. Yusuf Demir. Önünde kaldı Yusuf Demir. Donnarumma. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi pas müthiş. Torreira. Torreira götürüyor hala. Torreira içe verebilecek mi verdi? Yusuf Demir attı. 1-0 öndeyiz. Bu arada inanılmaz bir baskı var. Gimenez çıktık oradan. Zaniolo. Hakim Ziye. Sol tarafta Kerem var. Kerem aldı o topu. Kerem ortaladı. Yusuf Demir indirdi. Torreira attı. 2 oldu. Kerem çekti topu. Kerem. Pas Zaniolo'ya gitti. Out. Zaniolo. Zaniolo. Verdi pası. Yusuf Demir. Yusuf Demir çekti. Yusuf Demir. Donnarumma'dan döndü. Mbappe verdi pası. Kevin De Bruyne. Maximiano. Dönen top. Atak devam ediyor. Elif Elmas. Lukadin. Büyük hata geldi. Nelson. Lukadin. Zaniolo. Şimdi ara topu Yusuf Demir'e. Çok iyi ara topu Yusuf Demir. Sadece ona dokunmak kaldı. 3-0. Vitinha. Vitinha pası verdi. Miretti. İyi oynadı. Hernandez döndü vurdu Maximiano. Elif Elmas. Etkili geldiler. Maximiano. Dönen top. Yine Maximiano. Atak devam ediyor. Yine Maximiano ama bu sefer Mbappe. 3-1. Çok iyi top. Mbappe indirdi. Diğer tarafa Elif Elmas. Direkten döndü. Elif Elmas. Şimdi Fink. Ortaya kafa vuruşu Vitinha. 3-2. Ve maç bitti. 3-2 kazanıyoruz. Ve Süper Kupa Galatasaray'ın biz de videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.